Efendim Ulusal Kanal'dan mutlu akşamlar. Evet, bir kilit taşı programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Programı CHP Eski Kadın Kolları Genel Başkanı Güldal Okuducu ile beraber hazırlıyoruz ve bu haftaki konuğumuz gazeteci, yazar Yazgülü Aldoğan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam hayırlı diyorum, olsun programınız. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hocam diyorum çünkü basın yayında sizlerle beraber olduk uzun bir süre. Tabii ki. Evet, şimdi hem ardımızda kalan haftaya biraz bakacağız ama onunla beraber de tabii ki kilit taşı kadın ekseninde tartışmalarını, örneklerini sizlerle paylaşacak ve hemen şimdi Güldal'a dönüyorum. Geçtiğimiz haftanın en önemli konularından bir tanesi yine Aksaray'dı ve bütün televizyonlarda ve gazetelerde neredeyse bu konu çok sıkça tartışıldı. Rakamlar ortaya çıktı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Plan Bütçe Komisyonu'nda rakamı ortaya dökmesiyle beraber yani ortalık karıştı. Neredeyse 1,5 katrilyona ulaşan bir rakam olduğu ortaya çıktı. Buna bir de dışarıdan ısmarlanan bir uçak fiyatı bindi ve Cumhurbaşkanı dedi ki bu halkımızın ortak değeri, bunda alınacak bir şey yok. Benden sonraki her cumhurbaşkanı gelip burada kalabilir dedi ama programa geçmeden önce çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Yani biz 1,5 katrilyona saraylar yaptırıyoruz ama mesela Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, bilmiyorum hani ismi biliyor musunuz ya da ülkeyi biliyor musunuz? Böyle bir ülke var ve böyle bir ülkenin de bir cumhurbaşkanı var. Bir yıl sonra görevini bırakacak. Bu cumhurbaşkanı örneğin kendisine verilen devlet konuk evini kullanmıyor. Kendi çiftliğinde yaşıyor eşiyle beraber ve yine örneğin 12 bin dolara ulaşan bir maaşı var. Bunun %90'ını almıyor. Gereken yerlere bağışlıyor ve geri kalan kısmıyla hayatını geçindirmeye çalışıyor. Altında öyle makam araçları falan yok. Vosposuyla yaşıyor ve çok fazla para harcamanın ve çok fazla mala mülke sahip olmanın da iyi bir şey olmadığını söylüyor. Evet, biz bunları yaşarken dünyada da bunun tamamen aksi yönünde örnekler var. Bu olaylar yaşanabiliyor. Evet, şimdi kilit taşında biz konuyu örneklerle beraber götürelim istiyoruz. Yani sürekli olarak özellikle bu 12 yıldan bu yana AKP iktidarının kadına yönelik politikalarda uyguladığı şiddeti, olumsuzlukları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Ama dilersen sende böyle bir örnek var. Olumlu bir örnekle başlayalım ve programa iyi başlayalım. Evet, o örnek nedir? Teşekkür ederim. Ben de Kilit Taşı izleyicilerine merhaba diyorum. Aydınlık bir yüzle, eğilmeyen, bükülmeyen bir kalemle sizin karşınızda olmanın onurunu duyuyorum. Teşekkür ederim. Ve teşekkür ediyorum Yazgül Aldoğan'a burada olduğu için. Onurlu örnekler günümüzde de var, geçmişimizde de var. Sessiz çığlık eylemini anarak ben başlamak istiyorum. Dün yine sokaktaydılar. Vardiya bizde eylemini anarak başlamak istiyorum. Etkinlikleri sürüyor. Cumartesi anneleri 500. haftayı geçti. Onları anarak ve selamlayarak başlamak istiyorum. Ve bizi izleyen arkadaşlarımıza her an, her yerde dik duran, ayakta duran ve haklarını korumaya çalışan kişi ya da grupların olduğunu hep hatırlamalarını diliyorum. Beyazgül Aldoğan'a, Türkiye'nin, coğrafyamızın ilk kadın gazetecisinin hikayesiyle birlikte bir soru yöneltmek istiyorum. Aman o ben değilim. Ama benzeyen yanlarınız var. bizim ilk gazetecimiz Selma Rıza 1900'lü yıllarda Paris'te abi Ahmet Rıza yurt dışında olduğu için onun yanına giderek Paris'te eğitim görmüş bir kadın. Sorbonne'da okumuş. Sizin de bir Sorbonne bağlantınız var. Hatırladığım kadarıyla siyaset doktoranızı orada yaptım. Sorbonne'da yaptınız. Sorbonne. Yani ayak izleriniz benziyor. Evet, görüş izleriniz oralarda buluştu. Selma Rıza meşrutiyetin ilanı üzerine Türkiye'ye döner. Daha önce iki gazetede çalışmıştır. Ve Türkiye'de de gazetelerde yazıları, Osmanlı gazetelerinde yazıları yayınlanmaya devam eder. Selma Rıza'nın özelliği ne? İlk kadın gazetecimiz ve 31 Mart gerici ayaklanmasında ayaklananların hedefe koydukları, hedef tahtasına koydukları bir kadın gazeteci.
31 Mart ayaklanmasıyla birlikte İstanbul'un sokaklarını yeşil sarıklılar doldurduğunda, ellerinde de şeriat isteriz bayraklarını dalgalandırdığı süreçte kız liseleri kaldırılsın, kadınların Beyoğlu'na çıkmaları yasaklansın nidalarını atarken, gazetelerde de Selma Rıza'nın aleyhinde üst üste haberler çıkmaya başlar. Aslında sevgili izleyiciler, bu nidaların bugün de atıldığı gerçeğini, altını da çizelim bu değerlendirmeyi yaparken. Çok ağır yazılar yazılır Selma Rıza ile ilgili. Selma Rıza kadın aydınlanmasını savunan ve eğitimin önemine değinen yazıları yazdıkça ve çok eşliliğin kader olmadığını anlatmaya çalıştıkça da hedefe konması daha da netleşir. Ayaklanmada Selma Rıza'nın kurmuş olduğu kadın derneği basılır ve o gerici isyan piyanoyu kendine hedef seçer. Bir yandan da tiyatrolar yasaklansın diye bağırmaktadırlar zaten. Piyanoyu ele geçirip onu kırar. Ve yanlış hatırlamıyorsam bir Nisan gecesi Selma Rıza'nın evi basılır karanlıkta. O arkadan camdan atlayarak, karanlıktan yararlanarak kayıplara karışır. Şimdi bu kavga 1900'lü yılların başında ülkemizde bir kadın hikayesini anlatıyor. Ve Selma Rıza o dönemde yalnız da değil. Çok büyük bir kadın entelijansiyesiyle birlikte yazmakta, tartışmakta, çeşitli toplantılar yapmaktalar. Gericilerin hedefine konmuştur. Ama bizim ülkemizde bu gerçek hiç değişmedi. Yüzünü aydınlanmaya dönen, insan hak ve özgürlüklerine dönen, özellikle de kadın erkek eşitliğini ve bunun yeni dünyanın temel unsuru olduğunu savunan özellikle kadınlar hep hedef tahtasında kendilerini bulmuşlardır. Bu kadınların en güzel örneklerinden biri, en aydınlık yüzlü örneklerinden biri de şu an benim karşımda oturuyor Yazgül Aldoğan. Soma ile ilgili bir yazınızdan sonra bir TİKA toplantısında başbakanın size yönelik sarf ettiği o sözler benim belleğimde, söyleyince birçok arkadaşımız da bunu hatırlayacaktır. Köşe yazarlığınıza, yazdıklarınıza çok ağır dille saldırılıyordu. Ben birkaç tanesini söyleyip sözü size bırakmak istiyorum. Diyordu ki, bakın arkadaşlar cümlelere bakın. İnsanlıktan nasibini almamış, zerre vicdanı olmayan, ahlak değerleriyle ilgisi olmayan, Yazgül Aldoğan bu sizsiniz. Siz köşe yazarı müsveddesiniz, savcılar devreye girmeli. Uzun bir pasajı okumamak için bunları evet seçtim. Okumayın. Ve şimdi size bununla ilgili olarak sormak istediğim şu. Ne oluyor bize? Bu dönemlerde sizin yaşadıklarınız, size verilen verilmeyen destekler, bu desteklerin giderek büyümesi, büyümemesi, bu çerçevede bize bir değerlendirme yapmanızı istesem. Tabii burada küçük bir parantez açacağım. Bu size yönelik olan, bu artık hakaret sınırına varan bu konuşmaya biz aşan. Buna daha sonradan biz defalarca örneğini gördük. Biz geçtiğimiz programda da söyledik. Konu hemen iffet noktasına getiriliyor. İşte Amber'in Zaman'a da iffetsiz dendi. İşte Leman Sam'a da iffetsiz dendi. Ve bu çok tuhaf bir algı yaratıyor. Belki hani yanıtı bununla beraber verirseniz. Yani niye iş hemen iffet noktasına ve size doğru gelen bu artık eleştiri diyelim ya da hakaret sınırına varan sözlere getirilip bağlanıyor. Rahatsızlık. Onu, bir kadını yaralamanın en güzel yolu iffet üzerinden vurmak, özellikle muhafazakar, mütedeyyin toplumlarda. Yani iffetsiz dediğiniz zaman akılsız demekten daha büyük bir hakaret. Şimdi kendi fikriyle çeliştiği zaman bunu okuyucu da yapıyor. Yani bana kızdıkları zaman örneğin, işte ben senin fikirlerine katılmıyorum, sen niye öyle yazıyorsun, ben o fikirde değilim, şu fikirdeyim diyeceğine, size hemen kadınlığınız ve kimliğiniz üzerinden bir saldırı başlıyor. Ve hatta komikleşiyor bile. Yani sen yaşlısın, çirkinsin, şişmansın diyen bile var. Ne bileyim, mesela Hasan Cemal'e kızdıkları zaman sen yaşlısın diyen çıkıyor mu? Ya da işte Aydın Engin'e kızdıkları zaman sen zaten kısasın, tombulsun falan diyen. Bir kadına saldırı derhal cinsel kimliğine yönelik bir saldırı haline dönüşüyor. Şimdi bu tabii ki yeni değil. Hep böyle oldu. Hep iffet üzerinden. İşte vurun kahpeyedir yani bunun en güzel veciz özeti. Yani bir kadın sizi rahatsız etmeye başladığı an vurun kahpeyedir. Hocam hep mi böyleydi? Yoksa mesela 2002 ile beraber
bunda böyle bir tırmanış? Tırmanış ya da bir şöyle oldu. Tabii ki. Tırmanış şöyle oldu. AKP iktidara geldiği andan itibaren hedefe kadınlar kondu. Bir kere bürokrasideki bütün kadınlar temizlendi. Yani müsteşar, genel müdür, müdür seviyesinde kadın kalmadı neredeyse. O arada medyadaki kadınlarda da çok ciddi bir temizlik başladı. Fakat ilk saldırı hedefi AKP iktidarının belli bir hani askeri vesayete karşı çıkıp da özgürlükler getirme vaadine inanan saf liberallere yapıldı. Onlar çünkü başta müthiş bir destek verdikleri için ve o desteği sonradan çektikleri için bu daha büyük bir tepki yarattı. Tabii bunu da ayrıyeten konuşacağız. Aydın sorumluluğu altında konuşmakta fayda var. Yani sonra... belki de onların bu desteği yandaş dediklerimizden çok daha fazla etkili oldu. En etkilisi çünkü meşrulaştırdılar. Müthiş bir meşruiyet getirildi. O dönemde din ve vicdan özgürlüğü adı altında türbanı özgürleştirmek istedikleri için Avrupa Birliği normlarına çok sıkı sarılıyorlardı. Bir özgürlük hamlesi olarak yani böyle bir AB normları getirildiği zaman türban da özgürleşecekti arkasından. Bütün bunlar birbirini izlerken bunları demokrasinin gereği işte en çok oyu almış iktidarın her istediğini yapabileceği ki böyle bir şey yok tabii demokraside. Yani en çok oy almak demek her istediğini yapabilmek demek elbette değil. Bunu destekleyip de sonradan vazgeçenlere mesela Nuray Mert örneği çok daha ilk başlarda onlara saldırıldı. Yani müthiş bir öfke. Ne oldu şimdi bu yani bizi bugüne kadar destekliyordu niye döndü? O çok büyük rahatsızlık yarattı. Altan kardeşler. Kadınlardan gidiyoruz kadınlardan. Ya onun evet, için evet. Ben Nuray Mert evet. örneğini verdim. Şimdi o dönemde mesela ben yine en sert yazılarımı yazıyordum ve bir şey yoktu. Açıkçası merak ediyordum çünkü bir temizlik başlatıldı. Tık 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 köşeler gitmeye başladı. Sene kaç? İşte ilk baştan sonraki dönüşüm yani ilk 2007 şey falan. Evet, iktidarı hani koltuk ısındı artık tamam oturuyorum. evet. Saldırabilirim vaziyeti. Ya bana yönelik de bir şey var mı diye çünkü insanların tümüyle de kavgalı değilim yani ben her zaman. Kurumlarla değil, kişilerle yani birisi bağırıyorsa öteki bağırmıyor ve anlaşabiliyorsa konuşurum. Parti içinden de görüştüğüm insanlara yani hayrola ne oluyor bana da böyle bir şey gelecek mi falan diye sorduğumda böyle samimi bir sohbet esnasında dediler ki yok siz başından beri karşıydınız. yani onun için zaten... Davadan dönenleri vuruyorlar. O yani. Dosyada değilsiniz yani bu dosyada. O zaman hatta Özal'ı hatırlamıştım. Rahmetli Özal da. 3 dosyası vardı onun da yani. Aşama ilerleyecek. Yani evet en çok kızdıkları, az kızdıkları falan. Ben genellikle iktidarların hep en çok kızdıkları dosyada yer aldığım için kim gelirse gelsin fark etmiyor. Tamam demek ki ben şu taraftayım ve iflah olmazlar kısmında olduğum için bana bir saldırı gelmeyecek. Yani çünkü bir uğraşılabilecekler vardır bir de ne yapsan değişmeyecekler vardır şahsım gibi. Demek ki bir şey olmayacak falan diyordum. Fakat o arada şeyler patladı. Bu Silivri davaları. Yani her sabah uyanıp şok. İşte yakaladık operasyon. Bugün 5 kişi, bugün 10 kişi. Birdenbire böyle bir... ve orada müthiş bir kırılma noktası daha yaşandı. İşte tamam askerleri mahvediyorlar, yaşasın. Hani bu bizim solcular Kürtçe oldukları zaman çok solcu oluyorlar ya... Bir de askere karşı oldukları zaman çok solcu oluyorlar. Onun için yani 5 tane asker hiçbir şey yapmadan da içeri atılmış olsun. Ne olacak? Onlar asker madem atılsın. Böyle bir zihniyet var. Çok mutlu izliyorlar ve ben tutuklananların kimliklerine, iddianamelere falan filan baktıkça yahu burada büyük bir tiyatro var diye ilk bağıranlardanım. Ve ilk karşı çıkanlardanım. Dolayısıyla ona da çok sinirlendiler. Ve sadece iktidar kanadı değil, o zaman tabii ki cemaat de çok üstüme geldi. Ve hani kendimi konumlandırdığım belli o sol ve aydın çevreden de çok büyük tepki gördüm. İşte darbeci olmakla suçlandık, asker sempatizanı olmakla suçlandık, hatta bayraksever olmakla falan suçlandık. Direkt başkanın saldırılarına maruz kaldığınızda biz ne yaptık? Yani zaten savunulmamaya alışıktım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Başbakanın saldırısından önce benim için enteresan olan maşalarından biri olan Şamil Tayyar'ın saldırması.
Çünkü bir televizyon programında kendisiyle tartıştık. Bu davalarla ilgili tartıştık. O zaman şeyi fark ettim. Bülbül gibi ötüyor. Şu saatte şu oldu, bu saatte bu geldi, şurada şu filan. Sen bunları nereden biliyorsun dedim. Gazeteciyim ben dedi. Biz de gazeteciyiz dedim. Yani savcının hangi saatte kimi tutuklayacağını ben bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? Bir tuhaflık var bunda. Ajan mısın, nesin dedim. O da bana terbiyesiz dedi. İlk kavgamız böyle başladı ve daha sonra ben medyanın çok ciddi manipülasyon yaptığını örnekleriyle hep iddia etmeye devam ettiğim için bir an beni Adem Yavuz ve Şamil Tayyar'la bir programa katılmaya zorladı. İkna etti demeyeceğim. Çünkü ben dedim ki birisi cemaatin adamı, birisi bir başka maşa. Bunların karşısına çıkıp kavga etmenin alemi yok. Çünkü ağızları bozuk. Yani tartışılmıyor. Çok ısrar ettiği için neyse girdik programa ve orada sevgili hakaret ettiler. Burayı iyi izlemeliler bence. Bundan sonra anlatacaklarınızı ben olayı bildiğim için söylüyorum. Bir insanın karşı karşıya kaldığı en kötü taarruz karşısında bile hadi canım sen de demesine bir örnek. Siz bu noktada ve yürüyüşüne devam etmesine. Hani biz biraz umutsuzuz ya, biz biraz teslimiyetin fazla büyüdüğünü görüyoruz ya. Bir silkelenip kendimize gelip böyle bir direnme duruşlarını iyi anlamamız lazım. Pes etmemek lazım tabii. Bana çünkü bir anda söylediği şuydu. Manipülasyondan bahseden sensin, çarpıtıldığını iddia ediyorsun. İspatla, karşında bu işi yapan iki kişi var. Gerçekten o ikisi yapıyordu. Biri ödüllendirildi, milletvekili oldu. Biri de cemaatin adamı olduğu için kaçtı, şimdi Amerika'da saklanıyor. Yani Amerika temsilcisi oldu güya, ama hatta kendisine şey dedim. Taşıdığınız isim çok önemli dedim. Bu Kıbrıs'ta haber peşinde koşarken öldürülmüş bir gazetecinin adıdır. O isme yazık oluyor dedim, böyle davrandığınız için dedim. Falan böyle bir, o daha kibar gitti onun için, Adem Yavuz. Öteki saldırgan ve ağzı bozuk olduğu için sadece küfrettiği ben değilim. Herkese küfrediyor zaten. Benim argümanlarıma cevap veremeyince kitabımdan böyle bir saldırıya getirip işte bırak bunları cinsel fantezilerinden bahset deyince hakikaten çalışmadığım yerden geldi de. Ve çok kötü oldu. 90 yıllık cumhuriyette edebiyat ve çok kötü olan oldum ve yani. Roman yazan bir kadın yazara romanı üzerindeki anlatılardan ve saldırıya işte, geçmek. Yani burada hatta söylemek istemediğim gerek kelimelerle bir saldırıya uğradım. Nitekim ben ona bir tek şey söyledim. Bunu bana kadın olduğum için yapıyorsun dedim. Kesin. Ben erkek olsaydım dışarı çıkınca seni döverdim. Ya da en azından dövüşürdük. Yani belki dayak yemezdim ama dövüşürdük. Ama kadın siz olarak sana fiziki olarak saldıramayacağım için sen bana ağız dolusu sövüyorsun. Yani bu çok zavallı bir durum. Ama tabii üzücü de bir durum. Evet. Şimdi bu çok önemliydi. Tabii arkasından davalar açtım ve kazandım da. Neyse her şeye rağmen adalet var. Bu böyle giderken bu olay bu bir birikimin sonucu yani başbakanın bu hakareti. Tabii, çünkü benim söylediğim çok öyle çok vahim bir şey değildi. Hani zaten yazarken de belli bir efendilikle ve otosansürle yazıyoruz. Pazar sabaha kalkmışım. 301 tane işçimizi kaybetmiş olmanın acısıyla içim yanıyor. Ve ortada bir şehit edebiyatıdır gidiyor. Bunlar şehit oldu. Niye şehit olunur? İşte vatan müdafaası sırasında zaten ölmeye onlar gidiyorsunuzdur. Kurban gitti, şehit zaten olmadı. Ölmeye gidiyorsunuzdur. Bunun sorgulaması yapılmaz. Söylenmek istenen buydu. Sorgulama, karıştırma. Tabii, onun için onlar şehit. Şehit oldular. Zaten ölmeye gidiyorlar. Adam ölmeye gitmiyor. Yaşamaya gidiyor. Parasını kazanmaya, ailesini yaşatmaya gidiyor. Bir dakika, bir de ne şehidi? Bunun üstünü örtmeyin dediğim için, çok hassas bir yerlerinden perdeyi kaldırıverdiğim için, birdenbire sabah işe gitmek için hazırlanırken, tabii ki hep televizyon ve haberler açıktı. Adamın biri bana ulu orta saydırıyor. O korkunç bir biz duygu. Biz o dönemde gerekeni yapamadık bu ülkenin kadınları olarak. Bu şekilde evet. Hedef alınan bir önemli kadın gazetecimize duruşunu sahiplenik, ona o şekilde saldıranlara sevgili gereken Gülden, cevabı veremedik. Kurumsal olarak hiçbir şey yapılmadı açıkçası. Evet. Yani işte kadın kuruluşları derneği bir küçük açıklama yaptı. İşte bir meslek örgütlerimin ben bana çok ciddi sahip çıkmasını bekliyordum.
Cemiyet bile bir hafta sonra bir şey yayınladı. Fakat şöyle bir şey oldu. Ben sokakta yaşayan bir insanım. Evimden metroya binip işime gidiyorum. Otobüse biniyorum. Yani işte bu şöyle yapın böyle yapın deyince başbakan bunu üstüne görev edinip saldırabilecek meczup dolu ortalık. Açıkçası ondan biraz tırstım. Yani bireysel ve tek saldırı olur mu diye tırstım ama hayatımı değiştirecek değilim. Evet. Sokağa çıktım. Şunu tamamlamak istiyorum. O çok güzeldi çünkü. Ve o hafta dolaştığım sürece herkesin gözlerinde benim dolaştığım yerler yani sokak diyorum. Bakıp tasvip eden, yanıma gelip sırtımı sıvaplayan, hiç korkmayın yanınızdayız lazım. Birkaç adım daha atmak o kadar lazım. Çok insan oldu ki. Yani dolmuşta paramı almayan, çay kahve ikram edip deyip yolumdan çeken. Ha bir dakika dedim ya. Anlaşılmışım. Şimdi yani ortadaki tablo hem kullanılan dil, yaklaşım yani kadına yönelik bu 12 yıllık süre içerisinde yani bir tek yani siz bile bunun en somut örneklerinden bir tanesisiniz. Yani asla iyi bir şey söylemeyi gerektirmeyen bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama ona rağmen her nekmese mesela şimdi o zaman bu iki soruyu önce sana sonra da hocama yöneltelim. Ona rağmen Erdoğan'ın arka arkaya kazandığı bütün seçimlerde oy oranına bakıldığında erkek ve kadın dengesi düşünüldüğünde en yüksek oranı kadınlardan aldığı gözleniyor. Şimdi bunun bir nedeni olması lazım. Yani meydanı mı boş buluyor, başka bir dil mi kullanıyor, ne oluyor? Yani nedir o? Yani %58'e yakın bir oy, kadın oyundan bahsediliyor. Bu kadar... şiddet diline yatkın ve hakikaten bu 10 yıllık süre içerisinde kadına yönelik şiddet %1400 artmış. Evet. Her gün ortalama 6 kadın öldürülüyor ama ona rağmen yine %58 oy çıkıyor. Bu doğal mı? Nedir ya da bunun adı? Bence bir program ya da birkaç program tartışmamız gereken en temel soru bu. Ya da en temel sorulardan biri. Bu ne garip çelişki? Yaşam koşullarımızı değiştirmek isteyen, yaşam biçimimizi elimizden almak isteyen, 100 yıl önce, 200 yıl önce kadınların direnerek elde etmeye başladıkları ve cumhuriyetle taçlanmış o kadın erkek eşitliğindeki konumumuzu elimizden almak isteyen bir lider ve onun partisini biz destekliyoruz bu ülkenin kadınları olarak. Yazgül Aldoğan'ın da bir köşe yazısında bundan söz ettiğini hatırlarım. Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı kesimlerden biri ev kadınlarıdır diye. Bunu çok yönlü tartışmamız gerektiği ortadaki bir gerçeklik. Sona gelmeden önce biraz başa gidersek 1980'le başlayan ve ondan sonra işte günümüzde 2002 iktidarıyla birlikte AKP ile işleyen süreçte bir kere toplumun bir bütün olarak bir İslami dille, dinsel bir kuşatmayla karşı karşıya kaldığını saptamak gerekir. Bütün o uzun süreçler içinde bu ülkenin solcu devrimci güçlerinin başına örülen çorapların boş bıraktığı alanı görmek gerekir. 1980'den sonra özellikle bizim varoşlarımızdaki o İslami hareketlenmeyi, tarikat örgütlenmesini, sosyal dayanışma ağlarının kurulmasını, oralarda insanların kendilerini ifade eder hale getirilişini genel olarak görmek gerekir. Ve tabii yaklaşık 80'e kadar yer altında giden örgütlenmelerin ve çalışmaların yeryüzüne çıktığındaki o inançlı ve etkin çalışma süreçlerini görmek gerekir, onları değerlendirmek gerekir ve onun karşısında Cumhuriyet'in kurucu felsefesine inanan güçlerin ve işte o odak etrafında tanımlayabileceğimiz güçlerin ister istemez bıraktıkları boşluğa bakmak, dikkat etmek gerekir. Bütün bu temel üzerinde de tek başına kadın kitlesinin mevcut iktidara verdiği desteği değerlendirmek gerekir. Burada ben soruyu Yazgül Aldoğan'a pas etmek istiyorum. Diyorsunuz ki ev kadınları oy veriyor. Oradan biraz konuşalım. Ev kadınları oy veriyor çünkü ilk defa ev kadınlarına tıkır tıkır para veren bir iktidar var. Ama ev kadın derken belirli bir gelir seviyesinin altında. Şimdi zaten bunu söylediğim zaman çok kızıyorlar ama bunu ben söylemiyorum. Ben kendi başıma araştırma da yapmıyorum. Araştırma sonuçları. Ben araştırma sonuçlarına bakarak değerlendiriyorum ki bir tane değil, iki tane değil. Bütün araştırma sonuçları seçimlerden çok bir süre sonra ortaya çıkarılan çapraz tablolar, bütün tablolar gösteriyor ki
AK Parti iktidarının çok ciddi bir oy potansiyeli, gelir grubu ve eğitim düzeyi düşük kitlelerdir. Bunda şaşılacak bir şey de yok. Çünkü eğitim düzeyi yükseldikçe ve gelir yükseldikçe özgürlük talebi artıyor. Daha aşağıdaki grupların en birinci talebi özgürlük değil. Onların başka talepleri var. Onların yaşamlarını sürdürmek gibi bir talepleri var. Bir kere her iktidarın yapması gereken... Haklı bir talep, doğru bir talep. Çok haklı bir talep. Her iktidarın yapması gereken ve bugüne kadar yapılmamış, maalesef pas edilmiş ama bu iktidarın çok büyük bir başarıyla gördüğü ve uyguladığı gibi bugün rakamları kendileri veriyorlar. Bunlar da benim uydurduğum rakamlar değil. Keşke daha çok yapılsa. 23 milyon kişi maaşa bağlanmış durumda. 23 milyon kişiye sosyal yardım yapılıyor. Zaten 100 kişinin 37'sini alarak seçildi. İşte budur. Oyunu tablo alarak. Burada. Karşınızda. Tablo burada. Şimdi bu 23 milyon kişiye gayri safi milli hasılanın %2,5 kadar, rakam daha fazla hatırlamıyorum, yanlış söyleyebilirim ama %2,5 ki bu hani çok büyük bir oran değil. Mesela gelişmiş ülkelerde bundan daha da fazla yardım yapılabiliyor, yapılsın. İyi ki de yapılıyor. Ve bunlar çok yine iyi bir şekilde düşünülmüştür. Evinde yaşlısı olan, hastası olan, yatalağı olan, engelli çocuğu olan. Şimdi en son başlattıkları mesela boşanmış, dul kalmış kadınlar. Bunların hepsine tıkır tıkır para veriliyor. Çok mu veriliyor? Çok verilmiyor. Ama siz kadının cebine İstanbul'da değil belki ama Anadolu'da 500 lira koyduğunuz zaman o hiçbir geliri olmayan, bu çok büyük bir para. Evet. Ve bu çok önemli bir para. Dolayısıyla yani bunlar, burada direnç oluşturma noktasında sosyal politikaların çok büyük önemi var ve muhalefet cephesinin sosyal politikalarla yoğunlaşması gerekiyor. Şimdi bunu ben çok önemsiyorum. Çok ciddi ve doğru bir sosyal politika. Bu sosyal yardımlar, bir bardak süt verdiğiniz zaman çocuklara okula gelme oranı artıyor Türkiye'de. Gündüz okul sütü programlarında mesela bunu çok izlemiştik. 4 artı 4 ile de eve gönderiyordu. Bir bardak bir süt, Hasan Gemici bir bardak süt programı ile okullaşma oranını arttırmıştı. Dolayısıyla siz para verdiğiniz zaman insanlara, o insanı kendinize taptırıyorsunuz. Şimdi acıklı olan ne biliyor musunuz? Bu paranın verilmesi değil. Bu para verilsin. Madem ki senin halkın yoksuldur, o para ona verilsin. La ihtiyacı olana. Zaten siyaset bir üleştirme biçimi. Nasıl doğru verdiğin önemli. Ülkenin zenginliğini nasıl tabii dağıtacaksın? Tabii ki dağıtacaksın, paylaştıracaksın. Mesele bu. Bunlar ne yaptılar? Bu büyük parsayı topluyorlar. Mesela mafyayı yıktık diyorlar. Evet doğru, mafyayı yıktılar. Mafya devlet mafya oldu. Para parti mafya oldu. Para toplanıyor. Kendi yeni zenginleri yaratıldı. Şimdi o yeni zenginlere veriliyor. Ondan sonra daha küçük işte öbürlerine veriliyor. Daha küçük, daha küçük ve en son halka da veriliyor. Mesela TOKİ ile ev sahibi yapılan, çok küçük ödemelerle ev sahibi yapılan insan sayısı çok ciddi bir rakam. Bu da çok önemli. Yani Türkiye'de iki anahtar vaadiyle seçim kazanıldı. Yazgül'ü tam burada şunu sormak isterim size. Bu konuyu daha da açabiliriz ama aslında sanırım ki izleyicilerimiz meselenin bu boyutunu altını çizdiler. Hı hı. Şimdi sosyal şurada politikalar... Şurada yanlışı şunu söylemek istiyorum. Sosyal politikalara hiçbir itirazım yok. İtirazım şunadır. Bunu devlet yapıyor ama yapılan propaganda bunu Tayyip yapıyor. Yani Tayyip Erdoğan ve AKP bu yardımı size yaptı. O özdeşme sağlanmış durumda. O olmazsa bu da yok. Şimdi onun için söyledim bunu. Buradan yürüyerek hayır kardeşim bu devletin politikası ve başka bir iktidar gelirse de bunu verecek demek lazım. Hizmetin devamlı evet, sürecek. Evet, hizmetin devamlı sürecek demek lazım. Bu noktadaki sorum şu. Bizim izleyicilerimizin bize en çok yönlendirdikleri soru. Bu boyutunu da gördük biz işin ama öbür boyutları çok tehlikeli. Yani sadece kandırılmak değil. Bu tabii, boyut tabii, çok tabii. Önemli. Şimdi bir de yaşam tarzımıza dönük. Hı-hı. Yeni kararlar ve onların bize şimdi yarattıkları. Şimdi ona oy veren kitlenin de zaten illaki böyle bir derdi yok. Kadın zaten örtülü. O örtülü haliyle ona bir bireysel kimlik verildi. Bu gerçeği gören ve bizim gidişatımızdan rahatsız olan kadınlar ne yapacak? Ben burada bir örneği vermek istiyorum. Hı-hı. Ve sizin neler yapılacağına dönük hangi önerileriniz olabilir ya da bir öneri üzerinde tartışabilir miyiz? Tabii oraya ki. Geçmek istiyorum. Bu örnek Ayvalık'tan. Hı hı.
ve çok bence ilginç bir örnek. Ayvalık'ta analım ve saygılarımızı iletelim kendisine. Hülya Tenlik Doğançay adlı bir kadınımız bir kampanya başlattı. Kampanyanın kısaca ana cümlesi şu: kız çocuklarının henüz muhakemesi gelişmeden, şahsi iradesiyle örtünme yaşına gelmeden küçük yaşta siyasi, sosyal ve aile baskısıyla örtünmelerine hayır diyoruz. Hı-hı. Bu bir imza kampanyası. Bugün sonuçlandı bildiğim kadarıyla. Kampanyada toplanan imzalar hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi planlanmış. Şimdi bu örneği niye verdim? Bir kadın, mutlaka arkadaşları da var yanında, rahatsız olduğu bir durumda demokratik bir tavırla ve demokratik bir örgütlenmeyle talebini kendisini yönetenlere gerekçeleriyle birlikte iletmek istiyor. Ne yapabiliriz diye soran arkadaşlarım için örnek bir çalışmadır bu, hı-hı, diyorum. Hı-hı. Ve buradan da size dönük soruyu tartışalım istiyorum. Ne yapabiliriz mi tartışalım? Ne yapabiliriz? Şimdi bakın, sizinle de çok beraber olduk. Birçok güzel çalışmada. Şimdi birçok güzel çalışmada beraber olduk. Ben İstanbul'a dönüp de gazeteciliğe devam ettiğim ve daha çok halkın içinde olduğum yılları şöyle bir 26-27 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. Neredeyse gördüğüm insanlar, kadınlar hep aynı kadınlar. Yani peki nerede ötekiler? Böyle bir çoğalamadık. Hep aynı kadın derken? Aynı. Hep aynı insanlar. Ben bir derneğe gidiyorum, o kadınlar, öbür derneğe gidiyorum, o kadınlar, partiye gidiyorum, o kadınlar. Yani belki İstanbul'da 38 tane dernek var ama nereye gitsem aynı kadınlar. Yani nerede öteki kadınlar? Şikayet etmekle, bir tek Facebook'ta 3 satır yazmakla bu iş olmuyor maalesef. Biraz daha tamam, bunun sıkıntıları var. Bunun yani işiniz çok olabilir, işiniz iyi olabilir ama herkesin böyle şeyleri var. Bizim daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu artık herkesin kafasının bir kenarına koyması lazım. İtiraz etmek illaki sokakta yürüyüp taş atmak değil. En pasifist şekliyle bu son mesela seçimlerde falan biraz ayaklanmaya başladık. Biraz örgütlenmeye başladık. İşte bir şeyleri değiştirmek için bir heyecan geldi. Sandıkların başında beklemeye başladık. Gezi Parkı bunu ateşledi, kendimize güvenimiz geldi. Gezi Parkı'ndan sonra bir... Yani illa bilmem ne olmamız gerek, illa bir partiye üye olmamız gerekmiyor. Mutlaka başka türlü de sesimizi duyurabiliriz diye bir heyecan geldi. Yani bizim sivil toplum örgütlerinde bir kendimizi daha çok ifade ediyor olmamız lazım. Kadınlar toplumsal tepki ve muhalefetin dışında duruyorlar. Ama hocam şimdi bu sivil toplum örgütleri dediğimizde, biz bu 10 yıllık geçmişe baktığımızda bir genel operasyon çekildi. Bir bedel ödüyorsunuz. Yani hayır, bu operasyon çekilen yerlerin başında da sivil toplum örgütleri geliyor. Evet. İş yaşamının sendikaları geliyor. Yani şimdi bu kadar katliam yaşanıyor. İnsanlar onar onar, 20'şer ölüyor. Yani iş kazası tırnak, hı-hı, içerisinde. Hı-hı. Nerede bu ülkenin sendikaları? Nerede bu ülkenin Türk işi? Sendikacı, nerede bakışı? İşte yani evet, yani buralara da operasyon bugün yapıldı. Bugün sendikalı sayısı 600 bine inmiş. Yani evet. Hiçbir zaman Türkiye'de sendikalı sayısı çok fazla değildi maalesef. 1980'lerde 6 milyondan bahsediliyor. Bugün 2014 600 bine inmiş. Yok, kalmadı çünkü sendikalar olan atıyorlar. Yani kalan sendikalılar da hangi renk sendika, o da yani yaşamın hangi alanına baksak örgütsüzlük baskı var. Sorunuyla. Örgütsüzlük sorunu tabii ki baskı geliyoruz. Var ama baskı var, ne yapayım deyip kenara çekilmek bir çözüm değil maalesef. Yani mesela ben pek çok etrafımda kişiyi birkaç paydada buluşur görüyorum. Ya nereye gitsek acaba diye düşünmeye başladılar. Bizim gidecek yerimiz evden yok. Evden çıkmaya hazırız sonuçta. Ya hayır. Hayır hayır. Çekip gidecekler. Hayır terk edecekler. Bu evet. Hazır yani, gidebiliyorken gidelim bari. Hocam bu son derece önemli. Çünkü çok bu vahim. Bu birçok yerde dillendiriliyor. Bunun üzerine gitmek lazım. Çok vahim. Yani memleket bu bir tane, evet, yurt bu bir tane. Umutsuzluk, halbuki yurt bir tane. Ha, evet. Yurt bir Kanada'ya mı gidelim, Avustralya'ya ülkemiz... mı gidelim? Bir dakika, evet. Nereye gidelim? Hiçbir yere gitmeyelim yani. Her zaman sıkıyı gördüğünde bu ülkede tüyen seçkinler olmuştur. Evet, burası bizim memleketimiz. Biz ki bu kadar çabuk pes edip gitmeyeceğiz yani. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Hayır. Biz de sonuç olarak %50'yiz şakayla karışık. Hayır, artı bir de şimdi az önce Gezi'den bahsedildi. Hı-hı. Dünyaya örnek olacak bir birlik, beraberlik, direniş yaşandı. Direniş yaşandı. Evet. Yani dünyanın
başka ülkelerinde, Brezilya'da falan bundan sonra eylemler yapılırken Gezi olaylarından söz edildi. Yani Gezi Türkiye'de umudun bitmediğini, örgütlenmenin bitmediğini, bunun istenirse olabileceğini ve yaşlısıyla, genciyle ya da her düşünce grubundan insanların bir araya gelebileceğini gösterdi. Kanıtladı zaten, o yüzden çok korktular. Zaten yani öyle bir korku yarattı ki sürekli ona bir vurgulama yapılıyor yani. Bundan vazgeçilemiyor. Mevcut duruma bir tüy dikelim mi sevgili Yazgül Aldoğan? Hı hı. Ben özellikle Ulusal Kanal izleyicilerinin şu satırlardan haberdar olduğundan eminim. Ama tekrarlayıp sorumuzu soralım diye düşünüyorum. Bir kısmımız kurtuluşu memleket dışında düşünüyor olabilir. Burada yaşayacağız, burada kavgamızı vereceğiz, mücadelemizi vereceğiz ve kazanacağız. Bunun yolu yok. Bakın şimdi sevgili izleyiciler. Başbakan atanmıştı. Atanan başbakan kendisine bir başdanışman atadı. Adını da söyleyelim, Etyen Mahçupyan. Etyen Mahçupyan denen arkadaş diyor ki, Türkiye bir inşa döneminde, yani 13 yıldır temel atılmış belli ki, inşa devam ediyor. Cumhuriyetin yeniden kurulması gibi bir mesele var önümüzde. Önümüzdeki 8-10 yılda bütün kurumsal yapısıyla bu olay gerçekleşecek ve bu olayın gerçekleşmesi sürecinde de belirli bir yardıma, belirli bir dayanışmaya ihtiyacı var. Benim de rolüm bu. Savcıların bile bence harekete geçmesi gereken bir açıklamadır bu. Ama bu açıklama yapıldı. Biz hatırlayalım 2002'yi. 2002'de AKP iktidarı ile başlayan işte hem özelleştirmeler bunu aracılığıyla. Bunu biz söylediğimiz zaman gizli ajandası var. Bu ülkeyi dönüştürmek ve bu hal yeni bir işte ülke. Bir Amerikan projesi olduğuna dair asıl meselenin Türkiye'yi BOP'a angaje etmek ve küresel çıkarlara Türkiye'yi oturtmak olduğunu söylediğimizde gizli okumanız mı var deniyordu. Eleştiriliyorduk. Gizli ajanda budur dediğimizde eleştiriliyorduk. Artık bu işin gizli saklısı kalmadı. Yok, 12 yıl sonra gördük ki gizli ajandaya ilişkin az bile söylemişiz. Hı-hı. Şimdi her şey açık yani. Amerikan Hı-hı. politikasında olduğu gibi bizim politikacılar da hedefi açıkça koyuyorlar. Şimdi bu hedef önümüze konmuşken, 12 yıldır gelinen noktada yaşanmışlıklarla göz önündeyken, yani ne kadar biz yerimizde oturabiliriz? Daha ne kadar yok canım bize bir şey olmaz. Bu ülkeye ve bu ülkenin değerlerine hiçbir şey olmaz. BOP Türkiye'yi belirlemez. Ilımlı İslam Türkiye'nin rejimi olmaz diyebiliriz. Belki, bu artık sözün bittiği yer. Belki şeyle Mahçupyan'la ilgili bir noktayı daha anımsatalım. Erdoğan'ı babasına benzetiyor. Babam da Erdoğan gibiydi diyor. Meseleye de Erdoğan yakınlığı duygusal boyut oradan, katıyor. Oradan bakıyor. Duygusal ve belki boyut de katıyor. Buna bu senin çizdiğin tabloya onlar yeni Türkiye diyorlar. Yani belki hani bu gerçekten bu yeni kavramıyla onun içeriğiyle söylenenler bağdaşıyor mu? Neyin yenisi? Yani siz yeni Türkiye derken işsizlik %20'ye çıkmış. Siz yeni Türkiye derken iş kazalarında, yani yine tırnak içerisinde, insanlar telef oluyorlar ve siz buna yeni Türkiye diyorsunuz, demokrasi diyorsunuz, insan hakları diyorsunuz, özgürlükler diyorsunuz. Aslında belki Osmanlı bunun da için doldurmak istiyorlar. Gerekiyor. Tabii, tabii. Osmanlı demek istiyorlar. Osmanlı yeni diyorlar. Türkiye falan böyle bir dertleri yok yani. Bugün başbakanı dinledim. Başbakanlığa geldiğinden beri ne yaptığını anlatıyor. İşte Osmanlı'nın başkenti Bursa'dan başladım diyor gezmeye diyor. Sonra bilmem kimin türbesine gitmiş, bilmem kimin bilmem nesi. Şimdi bu, sürekli bir türbe edebiyatı yaptı. Yalnız şöyle, bunlar durup dururken heyecanlandı da söylüyor değil. Yani bu adam bir dil. Zaten böyleydi. Hayır, yani karşısındaki kitleyi etkileyen bir dil. Yani buradan ulaşabileceğini bildiği için bu dili kullanıyor. Yani o kitlenin tek dili bizim geçmişimiz mi? Ya da orada bahsetmiş olduğu değerler mi? O kitlenin günlük yaşamı var. O kitlenin günlük yaşam içerisinde sorunları var. Belki de bundan öteleniyor. Fakat bu bu kitlenin etkilenmesi bundan 18 sene önce böyle değildi. İşte. Yani şimdi bundan etkileniyor. Şimdi bir türbe edebiyatından böyle bu kadar çok etkileniyor. Mesela cuma günleri eskiden bütün dükkanlar sıkı sıkıya kapanıp içeride otursa namaza gitmese bile mal satmak günahtır diyen bir toplum değildi burası. Siyasal yani, iklim bir herkesi başka bir hıza, başka bir hıza ve başka bir yere sokuyor. Götürüyor. Osmanlı dediniz ya sevgili Yazgül Aldoğan.
deminki soruyu ben tekrarlayacağım. Hı-hı. Ama Osmanlı dediğiniz için ben yine bir tarih yolculuğu yapalım diyeceğim. 1870'te 2. Mahmut Sadrazamını Rusya'ya gönderir ki biz niye hep Ruslarla savaş yaptığımızda kaybediyoruz. Hı-hı. Şunu bir rapora çevir der. Ve o rapor 2. Mahmud'un önüne gelir. Amiral Halil Paşa şunu yazmaktadır. Şevket Mehap, biz de şehirde kadın kafesi arkasındadır. Erkek meydandadır. Köylerde ise kadın tarladadır. Yani bizim nüfusumuz milli hayatta daima yarımdır, tam değildir. Avrupa'da ise erkekle kadın da umumi yaşam içinde kıymetlidir. Kadın erkek her ikisi birleşerek milleti teşkil etmektedir. Bizler önce bu ayrı iki yarımdan tam çıkarmaya mecburuz. Bunu 1870'te Osmanlı'nın paşası rapor etmiş. Yani bugün Osmanlı edebiyatı diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz, beyler onu diyorlar da Osmanlı'nın içinden akan bir aydınlanmacı ve kendini geleceğe taşıma iddiasının altyapısını kadın erkek eşitliğinde gören bir anlayış var. Geldik Mahçupya'nın sözleri ve Halil Paşa'nın raporundan sonra örgütlenmenin zorunluluğuna, gerekliliğine ve sizin bize bu konuda yapacağınız yönlendirmelere, önerilere. Şimdi birinci eleştirim çıkıp gitmek isteyenlereydi. Evet. İkinci eleştirim dayanamıyorum. En iyisi hiçbir şeyden haberdar olmamak. Televizyonları da kapattım, gazeteleri de okumuyorum. Kafam çok rahat etti. Bu da son derece önemli. İnsanların çoğu artık haber izlemiyor. Çünkü haber izlemeye kalktığımızda işte haberler maalesef çok kötü. Çok kötü. Ama bu da bir çözüm değil. Bu da bir çözüm değil. Yani bu ancak Niagara Şelalesi'ne doğru son sürat yol alan bir kanonun içinde gözlerimi kapatıyorum demektir. Toslayacaksın. Yani nasıl olsa aşağı yuvarlanacağız. Evet. Bari görmeyeyim filan. Şimdi bu da bir çözüm değil. Ha çalışacak yer yok, uğraşılacak yer yok. Efendim yani yapacaksınız. Vazgeçmek yok. Yani sivil toplum örgütü mü kuracaksınız, bir partiye mi gireceksiniz, sokakta yürüyüş mü yapacaksınız? Biz ne yazık ki her şeyde sesimizi çok sonra çıkartıyoruz. İş geçti. İş geçtikten sonra. Bizim mesela kaybettiğimiz ilk büyük savaşlardan bir tanesi referandumdu. O referandum öncesi kıyameti koparttık. Bir grup insan yırtındık, ne olur bu evet demeyin, bu büyük bir kandırmaca diye kimseye derdimizi anlatamadık. Yani yetmez ama evet diyenlerin vallahi sokakta yakasına yapışmak geliyor hala içimden. Ama işin mayası odur yani, taşıyıcısı o anlayış olmuştur. Evet ama maalesef böyle oldu işte, o bütün o yetmez ama evetçiler, aman canım referanduma da gitmenin gereği mi var diyenler, işte diye diye o referandumun sonuçlarını öbürleri bile vazgeçti, yanlış yaptıklarından düzeltmeye çalışıyor. Bizimkiler hala aymadı. Ama o durmadan mevziyi kaybede nereye gideceğiz? Kaybediyoruz, mevziyi kaybediyoruz. En son bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Türkiye'de ilk defa bir Cumhurbaşkanı seçimle belli olacaktı. Kıyametler koptu. Biz adayı beğenmedik. Ben de beğenmedim. Ama ne yapalım? Gidip oy vermemek daha kötü. Bunu anlatamadık ya. Bunu anlatamadık. Bir kısmımız oy kullanmadık. Yani oy kullanmamanın bir yanlış olduğunu anlatamadık. Bu çok vahim ama bir şey. Ama buradaki ben gerçek şu. Tabii partiler doğru yaptı demiyorum. Aha yani. Bunu demiyorum. Ama madem ki döndüremediğimiz bir sürece girdik, oy vermemek daha büyük hataydı. Çünkü sonuç olarak en büyük oyu alacak adama hizmet ediyordu. Zaten ona karşı son, değil miydik? Son önemli dönemece gidiyoruz. Mahçupyan'ı mahcup edecek dönemeç o dönemeçtir. Önümüzdeki 6 seçim. Ay. 6 ay son artık, son. Bir daha ondan sonra seçim olur mu bilmiyorum. Ya. Artık halifelik mi ilan edilir? O önce başbakanlık dendi, şimdi cumhurbaşkanlığı oldu. O sarayda artık tebaasıyla birlikte mutlu mesut bir yaşam izin verirler mi bilmiyorum. Bize kalmaz yani, ona başkaları da karar veriyor tabii. Az önce anlatamadık dediniz ya. Hı-hı. Yani bu işlerin anlatıldığı yerler var. Yani örneğin Cumhurbaşkanı bunu anlatmaya başladığında işte 6 tane haber kanalının kamerası orada. Bilmem kaç tane gazetenin yönlendirilmiş muhabiri orada. Yani siz kendinizi nerede anlatıyorsunuz? Belirli mecralarda. Şimdi eğer bu belirli mecralarda kendinizi anlatacak yer, olanak bulamıyorsanız ve bu belirli mecralar yönlendiriliyorsa bir kere bir sıfır geriden başlıyorsunuz. Şimdi tam da öyle değil. Niye öyle değil biliyor musun? Tamam. Rakam olarak baktığın zaman, nümerik olarak baktığın zaman işte 18 tane kanal, 8 tane gazete falan o tarafta. Tiraj olarak baktığın zaman öyle değil. Tiraj olarak
Onu söylemeyenlerin tirajı zaten toplam tiraj çok fazla değil ama tiraj olarak baktığın zaman bizim sesimiz daha gür çıkıyor aslında. Ama şöyle hocam, yani Türkiye'deki okuma yazma oranına baktığınızda, okuma yazma oranıyla karşılaştırdığınızda gazeteler mi daha etkin, bahsettim. Televizyonlar mı daha etkin? Biz dinlemeyi çok seven bir toplumuz ya. Yani. Öbür medyada kaybediyoruz fakat yine enteresan bir şey var. En çok seyredilen kanallara baktığın zaman belki haber programlarında değil ama yine ne cemaatin ne iktidar medyasının kanalları en çok seyredilen kanallar değil. Yani orada da korku olmasa, korku belası olmasa orada da başka sesler daha rahat çıkarılabilir. Ne, sizce ne seyrediliyor? Dizilere falan bakıyorlar ama dizilerin içinde bile laf sokuşturulabilir. Ben orada bir araştırma sonucunu burada vereyim mi? Lütfen. Rakamları tabii zihnim ne kadar toparlar bilmiyorum. Bir de sosyal medya var. Çok özür dilerim. Bir de sosyal medya var. Sosyal medyada çok ciddi bir örgütlenmesi var iktidarın. Paralı tutulmuş adamları var, aktroller var. Aktroller. Onlar çok ciddi bir yine oryantasyon yapıyor. Buna rağmen mesela Twitter'dan neden hoşlanmıyor Cumhurbaşkanı? Facebook'u kontrol altına aldılar. Nefret ediyor, nefret ediyor. Orada sıkıntı yok artık. Ama Twitter'da henüz. Twitter'da müthiş bir muhalefet var. Onun için nefret ediyor Twitter'dan. Hayır, denetleyemediği için de şu anda. Yani az önce bahsettiğimiz gazete ve televizyonlara yönelik elinden geldiğince bir denetleme yapıyor. Var. Tasfiye var ama denetleyemediği sosyal medya. Yani oraya bütünüyle daha henüz hakim olamadı. Hakim olsa orada da soru kalmayacak ki işte bir iki kere kapatıldı biliyorsunuz yani geçmişte. Kapatıldı ama yine de var yani insanlar hiç üşenmeden tık tık tık, evet, tık 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 yazıyorlar. Yani orada böyle bir yani en ufak bir şey söyleniyor. Paldır küldür paldır küldür altından müthiş bir mizah patlıyor. Evet evet. Aynı yani, evet. Gezi bugün Twitter'a taşınmış vaziyette. Gezi ruhu Twitter'da yaşıyor. Bu çok önemli bir şey. Tabii, senin Twitter, rakamın neydi? Ben şey söylemek istemiştim. Son yapılan bir araştırmada özellikle yazılı basınla ilgili olarak AKP'nin seçmen kitlesinin yazılı basından etkilenme oranları ve onun dışındaki kalan seçmen kitlesinin medyadan, yazılı basından etkilenme oranlarıyla ilgili. Onu aslında bir programımızda konuşmalıyız. Oranlar son derece çarpıcıydı. Görünen şu ki okuduğu gazeteye göre, izlediği habere göre yönlenen kitle daha çok iktidara muhalefet yapan kitle. Burada belki şöyle bir şey çıkıyor mu diye düşünüyorum. Ama iktidar medyasının satışları çok düşük. Zaten kitlesi de yönlendirilmeye çok açık değil. Okuduklarından etkilenen ve ona göre kararlarını da dönüştüren, değiştiren kitle muhalefet yapan kitle ya da muhalif duruşu olan kitle diyelim. Buradan sanırım şunu söylemek çok yanlış olmaz. O zaman iktidar karşıtı, onun uygulamalarının ülkenin başına getireceği felaketleri gören, okur, gazete takip eden ve okuyan kitlenin okuduklarının arkasını da görmesi lazım. Satır aralarında ne olduğunu görmesi lazım. Yani algı yönetimine ve manipülasyona kendini teslim etmemesi lazım. Oralarda belki bizlerin, biz kadınların tartışma grupları, okuma grupları kurup okumamız, tartışmamız, yorum gücümüzü geliştirmemiz mesela bizden beklenebilir. Mesela Gezi'den sonra yapılan forumlar o kadar etkileyici ve o kadar yararlıydı ki. Evet. Pek çok mahallede forumlar kuruldu. O forumlarda insanlar gitti, konuştular, dile getirdiler, evet, seslerini. Belki de Türkiye'de hiç tartışılmamış konular o forumlarda ilk defa gündeme geldi. Gündeme geldi. İlk defa mesela çok... medyanın önemi yine o forumlarda. Kaldı. O parantezi açmak lazım. İşte şöyle ama yani o kıvılcım ortaya atıldı. Yani bunların tartışılabileceği, tartışıldığında hani insanların olaylara, Türkiye'ye, gelişmelere başka açıdan bakabileceği ilk defa o zaman ortaya çıktı. Zaten çıktığı için de hemen gezi olayları kuşatıldı. İşte bunlara katılanlarla ilgili inanılmaz bir karalama kampanyası başlatıldı. Yani gezi o açıdan da son derece önemliydi. Bazı tartışmalar ilk defa o forumlarda gündeme geldi. Yani şunu söylemek istiyorum. Söylenmek yetmiyor. Bizim eleştirmek hiç yetmiyor. İşte söylenmekten kastettiğim o. Biz onu çok yapıyoruz. Şimdi bu özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında biz bir ondan öncekinde bir sonrası Cumhurbaşkanlığı seçiminde pek bir umutlandık. Ve o umutlarımız yerini bulmadığı için
tamamen dayak yemiş köpek sendromuna girdik. Böyle kuyruğumuzu sıkıştırdık, mır 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 hır 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 söylene söylene bir köşeye çekildik. Bu hiçbir işe yaramıyor. Yani bu yenilmişlik duygusu çok kötü. Çok kötü. Yani ama onun, bir dakika yani onun yenilmedik birçok insanda bir değişim geçirdiğini o duyguya ben tanıklık ediyorum. Abi biraz attılar mı üstüne? Yani yeni konuşmalarda, yeni tartışmalarda hani şeyin duvara dayandığını görüyor insanlar büyük bir çoğunlukla. Geldik bir duvara dayandık. Evet. Yok artık gidecek yer. Şimdi orada başka bir hareket yapmak gerekiyor. Yani mesela bu o mahallelerdeki normal liselerin imam hatiplere dönüştürülmesi. Ben o zaman da o kadar çok yazdım ki ya buna benim karşı çıkmam yetmiyor. Siz karşı çıkacaksınız veliler. Senin çocuğun gidecek o okula ve sen okula çocuğunu yollamak isterken bak yollayamıyorsun. Oradaki zaaf noktalarından biri de siyasi partilerin yeterince sahip çıkmaması diyeceksiniz. Sahip çıkmama durumu kitlelere bunu anlatmama eylemi değil mi? Anlatamama tire kullanabiliriz. Yani siyasal yönlendiricinin, örgütleyicinin aslında bu iş yarın böyle giderse ne olacağı konusunda çok ufuk açtığını söylemek mümkün değil. Ya bir grup insana kalıyor tabii bu. Siyasal insana, parti dediğiniz zaman MHP'nin maalesef umru değil böyle şeyler. ötekiler kendi dertlerinde, kendi özellik bilmem ne işleri peşinde koşturuyor. Bir tek CHP'ye kalıyor hareket etmek. Onun içinde de bir grup milletvekili var ki gerçekten benim çok takdir ettiğim çılgın gibi çalışan bu veli ağababalar filan. Bütün gün hapishane dolaşan işte her eylemin politik içinde olan. Politik hatta ne söylediğiniz ne yaptığınız önemli tabii. Daha bütünsel olarak böyle bir hepsinin sokağa çıkması lazım. Hepsinin her dakika işin içinde olması tam lazım. Tam buna bir örnek. Geçtiğimiz haftalardaydı yanlış hatırlamıyorsam Maltepe'de. Kadir Has Lisesi'nde veliler bir eylem yaptılar. Orada çok yakında bir İmam Hatip Lisesi olmasına rağmen okula bir İmam Hatip sınıfı açılması girişimi vardı. Bir eylem atıyorlar bunları böyle. Eylem sürüyordu. Şimdi bundan hareketle veliler hani bunlar ufak işler gibi görünebilir ama hani ne yapıyoruz ve ne yapmak istiyoruz da bir karşılık arıyorsak örnek olarak söylenebilecek şeyler. Okullarda hele de biraz daha dış ilçelerde çok ciddi akıllara ziyan uygulamalar var. Doğrudur. Benim tanıklık ettiklerim de var. Doğrudur. Şimdi okul aile birliklerine, okul koruma derneklerine velilerin daha yakın durması gerekmez mi? Oralarda ne olup bittiğini, okulda çağdaş eğitim dışında yapılan uygulamaları gözlemek, izlemek, tanıklık i̇şte tam etmek, tepki koymak. Tam da onu söylüyorum. Bu da bir örgütlenme tabii ve çalışma ki, değil mi? Tabii ki başından itibaren bunlara karşı çıkmak, direnmek, değişmesi için elinden geleni yapmak. Belki de şimdi son 5 dakikaya bunu toparlayarak mesela giriyoruz. Mesela Koşu yolunda o kadar ciddi bir çalışma yapıldı ki bunlar bize iletildiği zaman biz de onlara yer veriyoruz, seslerini duyurmakta yardımcı oluyoruz. Yani veliysen öğrencinin kendi çocuğunun hakkını koruyacaksın. İşçiysen çalıştığın yerdeki çalışma koşullarına her veli anne okula gidecek. Evet. Okulda ne yapılıyor bakacak. Evet. Gerekiyorsa ama gereken tartışmaları bu yapacak. Bu sadece okul düzeyinde değil. Yani etkin olduğun her alanda. Tabii. Evet, etkin olduğun sosyal her alanda. Sosyal medyada etkileşeceksin. Bunu partiye duyuracaksın. İşte belediyeye gideceksin. Tebelleş olacaksın. Şöyle yapıldı, böyle yapıldı filan diye. Yani artık kımıl kımıl olmayınca olmayacak. Biraz çalışması gerekiyor. Herkesin biraz hareket etmesi gerekiyor. Yani az önce verdiğiniz bir oran var. Yani %50. Tamam. Evet. Yani %50 ama diğer tarafta yüzünü başka bir yöne çevirmiş. Başka bir %50 var. Yani biz %100 değiliz. %100'ü iktidara oy veriyor falan değil. Tamam. Eğer sandığa gidiliyorsa. Ya söylüyorum. 100 kişiden 37'si. Evet. 1/3. Evet. Bu altından kalkılamayacak bir şey değil. Kalkılamayacak bir şey kesinlikle değil. Ama bu bezginliği, bu yılgınlığı ve hiçbir şey yapamayız. Bir de şundan da vazgeçmek lazım. Şimdi bu en son modamız da bu. Bu da bir gerçek ama bundan da mücadele etmemiz lazım. Bugüne kadar da böyleydi. Ya bu Amerika'nın oyunu. İşte Amerika buna şöyle karar verdi. Tamam bu, görüyoruz o büyük oyunu. Ona göre IŞİD'i de yaptı. Şimdi IŞİD burada bunu böyle yapıyor. Bizim sonra işte özellik tanınacak. Sonra bu olacak. Sonra bu olacak. Biz de bilet alıp seyir mi edeceğiz bu oyunu yani? Etmeyeceğiz. Hiçbir şey yapmayacak. Seyretmeyenlere örnek verelim mi?
Antalya'nın bazı köylerinde, Isparta'nın bazı köylerinde yapılmakta olan barajlara karşı HES direnişi başladı. Köylülerin basın açıklaması yaptılar ve dayanışma ihtiyacını dile getiriyorlar. Yine bugün Derelerin Kardeşliği adlı bir platform İstanbul'dan Artvin'e kadar bütün Karadeniz şehirlerinden Trabzon'a bir yürüyüş başlattı ve yarın öğlen saatlerinde Trabzon'da miting yapacaklar. Bunların hepsi aslında hani hayata sahip çıkarken, evet, doğaya, ağaca sahip çıkarken de yaşam biçimine sahip çıkma anlamını taşıyor. Yani pıtrak gibi hareketlilikleri ve eylemlilikleri canım, görebiliyoruz. Yaratıcı zekayla. Soma Yırca'daki köylülerin yani eylemi az buz bir eylem Yırca değil. Yırca köylülerinin direnişi gerçekten muhteşem bir direnişti. Muazzam. Ve çünkü onlara yapılan da inanılmaz bir haksızlıktır. Ya illa bütün ağaçlar inanılmaz, sökülsün, katliam yaşansın, yani sonra mı eylemlere sahip yani çıkalım? Gezi buna benzer bir nedenle ortaya çıkmıştı. Evet. Gezi, Taksim Gezi Parkı'ndaki işte ağaçların kesilip yerine ya AVM yapılma böyle çıktı. İşte Soma Yırca böyle çıktı. Bunun sonu yok ama bu da umut var bir şey. İnsanlar direniyorlar. İnsanlar ağaçlar kesilirken 300 yıllık, 400 yıllık zeytin ağaçları kesilirken, 6000 ağaç kesilirken durup bakmıyorlar. Yani orada bir 4 yaşındaki kızın kafası kapatılırken de o dirence ihtiyacımız evet, var. Evet, işte direnç noktaları atlanmayacak. Direnç noktaları nerede bulunursa onlar etkili hale getirilmeye çalışılacak galiba. Programımızın sonuna geliyoruz galiba değil evet mi? Evet, son mesajlarınızı izleyicilerimize. Ben çok sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ün bir projesi olduğumuzu hatırlatmak istiyorum insanlara tekrar. Herkesin bir projesi yerinde vardı. Bir onun projesi de senin ve benim kadın Türk erkeği kadını olarak toplum şurada oturup carcar edebilmemizdi. Kendi özgür irademizle inandıklarımızı söyleyebilme evet hakkını bize tanımaktı. Onun sayesinde buradayız. Ne yazık ki bütün projelerini hayata geçirme olanağı bulamadı. Erken ölümü ve muhtemelen Cumhuriyet'in sonraki dönemlerinde yapılan kimi yanlışlar, Cumhuriyet devrimlerini halka tam olarak benimsetemediği için bugünlere gelindi. Yine onun projesi olan bir demokrasi bugün onun yarattığı bütün devrimleri geriye döndürüp ne yazık ki o Cumhuriyet'in neredeyse Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmış olmak gibi bir evet suçla suçlamaya kalkıyor ve geri dönmek için hemen duyuralım. Yarın çalışıyor. Ankara Tandoğan'da büyük bir miting var Atay'a saygı. Ve yine yarın Bostancı'dan Maltepe'ye insanlar el ele tutuşarak Atay'a saygıyı gösterecekler. Evet. Oralarda olmak dileğiyle diyelim. Evet, evet, ben de İstanbul'da olduğum her zaman yaptığım gibi Dolmabahçe'de olacağım 9-5 gece. Çünkü gerçekten Atatürk ve silah arkadaşları bu bundan çok daha kötü koşullardan aydınlığa çıkardıysa biz de o karanlığın içinde bugün onun da önceden çizmiş olduğu tabloya uygun olarak. Dün yaptık bugün de yaparız diyor Yazgül Aldoğan. Efendim, teşekkür evet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam sağ geldiniz. Olun. Biz de birlikte oldunuz. Bir programın daha sonuna geldik ama galiba bir kitap bir armağanı var. Bir saniye rica hemen edeceğim. Evet, çok üzgünüm. Önce Kaynak Yayınları'ndan size Can Ataklı'nın Türkiye Yanıyor sağ adlı olsun kitabını teşekkür ederim. Programımızda konuk oldunuz, vermek istiyoruz. Sağ bu olun da özel. Sizin okul arkadaşınız Hakkı Ava'nın programımıza olsun katılacağınızı duyup size armağan size etmek üzere imzalayıp ediyorum gönderdiği kitaplar. Çok teşekkür ediyorum. Hakkı sağ Ava'na olsun teşekkür ediyoruz buradan. Sağ olsun. Efendim bir kez daha çok teşekkür ediyorum ediyoruz. Kilit Taşı'nda bugün de programımızın sonuna geldik. Güldal Okuducu ile beraber hazırlıyoruz programı ve konuğumuz gazeteci yazar Yazgül Aldoğan'dı. Bugün sorunları tartıştık. Yine kadın ekseninde Türkiye'deki gelişmeleri ele almaya çalıştık. Ama bütün bu olumsuz örneklere rağmen umut varız. Bunların değişebileceğine inanıyoruz ve bu değişimi de bu programda sizlerle beraber paylaşmaya çalıştık. Önümüzdeki pazar saatler 16.15'i gösterdiğinde yine birlikte olmak dileğiyle efendim. Mutlu akşamlar.